İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman korunurdu. Her ne olacak ise ileride birer birer Resulullah hepsini eshaba verdi haber. Mesela Ebu Zer-i Gıfari için bizzat buyurdu: tek başına yaşar ve ölür bu zat. Buyurdukları gibi hakikaten Resul'ün tek başına yaşadı ve yalnız öldü bir gün. Hanımları hakkında hem şöyle buyurmuştur: en fazla cömert olan bana önce kavuşur. Vefatlarından sonra ilk defa vefat eden Hazreti Zeynep oldu mübarek zevcelerden. Zira o cömertlik ve çok sadaka vermekte daha ileriydi cümlesine nispetle. Yine Peygamberimiz sahabe-i kiramdan Zeyd bin Sühan hakkında buyurdu ki bir zaman: bu kimsenin azası bir zaman gelecektir, kendinden daha önce cennete girecektir. Yıllar sonra bu kişi bir cenkte savaşırken bir eli kesilerek toprağa düştü birden. Sonra defnedilirken harpten sonra şehitler onun elini dahi birlikte defnettiler. Yine Peygamberimiz eshabın ara ara kalplerinden geçeni söylüyordu onlara. Onlar da kendisine derlerdi ki cevaben: evet ya Resulallah, doğrudur hakikaten. Yine münafıkların ne gizli planları, varsa çevirdikleri türlü entrikaları, çok gizli olsa dahi biliyordu o yine. Hatta haber verirdi bunu kendilerine. Mesela bir münafık, bir münafığa eğer Resulün aleyhinde söyleseydi bir şeyler, o buna mani olup derdi ki diğerine: sus, sakın bir şey deme o zatın aleyhine. Zira söyleyeceğin o şeyleri hep bir bir Mekke taşları bile o zata haber verir. Ve yine Hak Teâlâ düşmanının zararından sevgili Habibini koruyordu her zaman. Müşriklerden Hakem bin Ebil As da bir kere suikast planladı sevgili peygambere. Kendisi anlatır ki: biz bu bapta anlaştık. Onu öldürmek için bir grup yola çıktık. Onu namaz kılarken gördük Kâbe yanında. Hücuma geçmek için bekliyorduk ardında. O ara çok şiddetli bir ses duyduk hepimiz. Korkumuzdan bayılıp yere düştük hepimiz. Bir gece yine ona suikast hazırladık. Onu tenhada görüp arkasından yaklaştık. Tam onu öldürmeye gidiyorken bu defa onunla aramıza Merve ve Safa, yani bir duvar olup aramızda mükemmel, onu öldürmemize oldular birer engel. Müzik.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden ve evliya kiramdan olan Hakim-i Tirmizi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse nübüvvetten bir nura kavuşur buyuruyor Hakim-i Tirmizi rahmetullahi aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Hayırlı günler. Buyurunuz efendim. Allah ikinizden de razı olsun. Sizleri Allah için çok seviyoruz hocam. Allah'tan da razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Önce ailem için, çocuklarım için dua istiyorum. Rabbim ki can saadeti versin inşallah Teala. Size de ailenize de inşallah Teala. Amin. Hocam el işi yapıyoruz. El işi yaparken mesela aldığımız ilmek başına Allah diyoruz. La ilahe illallah diyoruz. El işi yaparken oluyor mu olmuyor mu onu öğrenmek istiyorum. Peki efendim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi yayınlar hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Benim birkaç sorum olacaktı. Dinliyoruz. Ablam geçen yılki zekatını abime verdi. Yani verdi dediğim ona söylemeden verdi. Kabul etmez diye. Onun adına demir aldı. Hani değerlensin de yarın bugün evlenmesinde yardımcı oluruz diye. Yalnız bizim demir aldığımız adam iflas edince kaçtı gitti. Ablam da ben geçenki zekatı yeniden vereceğim dedi. Ben size sormak istedim. Bir diğer sorum. Biz mesela ben Kur'an okuduktan sonra fark ediyorum kendimi, mesela muayyen günlere girdiğimizi fark ediyoruz. O cüzü tekrardan okuyacak mıyız yoksa hani öyle bırakalım, devam edelim mi? Bu sorum aynen Ramazan orucu için, oruç için de geçerli. Ramazan'da orucumuzu, iftarımızı açtıktan sonra hani fark ediyoruz. Orucumuzu kaza edecek miyiz? Peki sorularım efendim. Bu kadardı. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı biz olsun. Biz teşekkür size. Ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler. Benim bir sorum var hocam. Dinliyoruz. Emanetle ilgili. Bir arkadaşımızın abisi ona emanet vermiş. Altın takılarını. O da eşi gelmiş onu sıkıştırmış. 400 falan istemiş içinden. Eşi, abisinin haberi olmadan eşine vermiş. Sonradan öğreniyor bu eşi harcamış, kendisi için istemiş. Önce demiş annesine vereceğim, annesine de vermemiş kızın. Sonra kız bunu öğreniyor ki eşi kendisi için almış. Her kardeşimi gördüğümde diyor vicdan azabı çekim, üzülüyorum. Bu hakkı nasıl ödeyeceğim? Ayrı 200 milyona yakın bebeğine vermiş. Onu niyet ettim diyor, onun yerine geçer mi? Nasıl yapacak hocam bunu? Bu emanet mi? Ne? Emanet evet, dün takılarını parasının içinden eşi istemiş zorla hanımından. Bana bir miktar ver diye. O da zorla isteyince eşine vermiş. Sonra eşini kendisi için istediğini öğrenmiş. Sonradan öğrenmiş. Önce annesine vereceğini söylemiş. Annesini de vermemiş. Şimdi diyor ki ben her kardeşimi gördüğünde diyor vicdan azabı çekiyorum. Bu borcu nasıl öderim? Helallik işte falan dedik. Biz söylesem diyor fitne çıkacak. Peki efendim. Hocam anlatabildim mi? Tamam efendim. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimizin de sorusu var hocam. Dinleyicimiz biraz kafaya takmış da onun için soralım isterseniz. Onu da kurtarmış olalım. Dinimizislam.com'da okudum diyor. Ben seni bıraktım derse bir adam hanımına, bu talak olurmuş. Birincisi bu. Bu talak olur mu? İkincisi, ben bunu okuduktan sonra çok huzursuz oldum. Çünkü mesela arabayla seni şuraya bıraktım diyor kocam. Bu da seni bıraktım talak olur mu? Geçenlerde konuşuyorduk. İşte yüzümde sivilceler falan vardı. Eşi demiş ki seni sivilcelerinde baş başa bıraktım. Bu da talak olur mu diyor. Tam İbn-i Hasadet Ebedi kitabında talak bahsinde o güzel bir şekilde anlatılıyor. Hani dinimislam.com'a belki özetle almıştır oraya da. Orada zaten yönlendiriliyor. Tam İbn-i Saadet Ebedi'de geniş bilgi var diye. Veyahut da Saadet Ebedi'de yazılıyor. Oraya gir, orada oku. Bu tip sözler niyete bağlıdır buyurlar. Yok, çuvalı bıraktım.
seni buraya dönüşte alacağım. Bu talak olur mu hiç? Olur mu hiç? Ne alakası var? Yani şimdi bir zafiyet var. Ne zafiyet var? Sinirlerde bir zafiyet var. Bir yerden patlayacak o. Sinirsel bir rahatsızlık. Bir yerden patlayacak. Nereden patlayacak? Ha, diyelim ki evlilik konusunda işte kocası konusunda falan böyle hassassa oradan patlar bu. Ha, kocam bana dedi ki böyle yan baktıydı herhalde boşamak niyetiyle baktı. Dik baktı herhalde boşamak niyetiyle baktı. Adımını attı o niyetle. Ondan sonra onun içinden çıkamaz ki bu. Bir kere kinayeli lafızlar var. O kinayeli lafızlarda açık net kitaplarda buyuruyor ki hani orada da erkek aynı şekilde. Evet ben bunu boşamak niyetiyle söyledim diyecek onu. Boşamak niyetiyle söylemediğim müddetçe hani ben seni terk ediyorum hanım falan dese bile boşamak niyetiyle korkutmak niyetiyle söylese hiçbirisi talak olmaz. Hele hele bu dinleyicimizin söylediklerinin hiçbirisi olmaz. Seni arabayla şuraya bıraktım dönüşte alacağım. Ha, bıraktım dedi beni bıraktı gitti. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Ve kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki vesvesenin esas kaynağı tam sinirsel bir rahatsızlığı yoksa o konunun iyi bilinmemesinden kaynaklanır. İşte iyi anlaşılmamış, iyi anlaşılmayınca cımbızla çekmiş, bıraktım kelimesini artık onu dolduruyor kendine göre. Böyle desem olur mu, şöyle desem olur mu, amuda kalsam olur mu, yoksa yazsam olur mu, yüzün koyu yazsam olur mu, hiç alakası yok bunun. Senin sivilcelerinde baş başa bırakıyorum demiş. Ne alakası var şimdi? Ne alakası var mesela? Ya bırakma kelimesiyle alakası yok. Hatta tam İnna Saadet-i Ebediye'de ben hatırlıyorum belli bölgelerde adam yemin niyetiyle yaptın bunu ya şart olsun yapmadım diye adam. Bak şart olsun kelimesi genelde talakla kullanılan bir kelimedir. Talak için kullanılır. Tevili yok onun. Yok ama orada açıkça buyuruyor ki yemin için. Bakıyorsun adamların kullandığını hakikaten yemin için kullanıyorlar. Adam şart olsun bu işi yapmayacağım diyor. Yapıyor. Ne oldu? Bağın birisi gitmesi lazım. Ama yemin maksadıyla söylediği için yemin kefareti verir buyuruyor. Vallahi billahi demiyor. Ha vallahi billahi demiyor şart olsun diyor. Yemin olarak kullanıldığı zaman bu yemin olur buyuruluyor. E nereden bileceğim ben bunu? Adamın kullanış şekline göre bu şey yapılır. Bir de kadın artık kocasının ağzından her çıkan şeyde bir yorum çıkartırsa o acayip bir şey olur yani. Yani adam demiş ki sen bana ördek dedin. Ya demedim öyle bir şey. Nereden çıkardın bunu? Sen yağmur yağacak dedin ya. E ne alakası var? E yağmur yağınca göletler oluşmaz mı? E oluşabilir. E orada da ördekler aynı şekilde yüzmez mi? İşte yağmur yağacak deyince sen bana ördek demek istedin. Sen bana ne demek istiyorsun Mustafa? Onu söyle. Niye yokuşa sürüp duruyorsun? Hocam diyor. Başka bir şey demiyorum. Allah Allah. Ya bu bir anlayışın kıtlığından kaynaklanıyor. İki, bir hastalık var. Bir de böyle durumlarda şimdi işte kadında da olabilir, erkekte de olabilir. Böyle bir vesveseli durum varsa ya da psikolojik bir rahatsızlık varsa diğerlerinin ona yardımcı olması lazım. Evet. Yani üstüne üstüne gitmemek lazım. Tabii canım. Yani tamam bunun böyle bir şeyi yanlış anlıyorsa illaki de bunu söylememek lazım artık yani. O kelimeyi kullanmayı ver. Kullanmayı. Bir müddet aynı şey unutsun gitsin. Yazıktır, yayıktır yani. Unutsun gitsin. Ne zamana kadar? Sıhhate kavuşuncaya kadar. Yani şu anda dinleyicimiz bizi dinliyorsa bilsin ki bu sinirlerde bir zafiyet var. Biz biraz hani sert söyledik. Çünkü kitaplarda açıkça yazılmış. Aşka ve vesveseliğe laf kâr etmez. Aşka ve vesveseliğe şey kâr etmiyor. Laf kâr etmiyor. İstediğin kadar anlat. Onun için sert söyledik. Başka türlü almıyor çünkü. Ya öyle bir tane vardı. Bugün bir dinleyicimize geldi de yayına girmeden önce. Onu da anlattım. Bu TGRT eski binasındayken. Ya kadıncağız. Ya hasta tamam. Ama dedim bizi arama sen artık. Biz senin aynı şekilde derdine deva olamayız. Yani iyi psikiyatrist bir nörolog. Hatta bazen beraber aynı branşı tek kişi de götürebiliyor. Hem psikiyatrist tarafı var hem nörolog tarafı var. Birbirlerine yakın olmaz sebebiyle de yaşlı tecrübeli araştırıcı. Yani doktor deyince eline hemen gidip diyeceğim ama onu da ara. Kadıncağız öyle bir noktaya gelmiş ki diyor ki ben diyor arka odanın diyor penceresini açtım diyor. Karşıda balkon var çocuk o zaman şimdiki böyle pet bezler falan yok. Pamuktan yapılmış o bezlerden çocuk bezleri yapılıyor. Ve tabii onlar çocuk kirletince yıkıyor. Yıkayınca da balkona asmış. Ama rüzgar da esiyor. Rüzgar o bezlere deyip pencereyi açınca içeri girmiş. Ne yapacak şimdi? Ben ne yapacağım şimdi dedi. Evi yık dedim ben. Ne diyeyim?
İçeri girmiş de biz de bez aldık. Ya zaten diyor ki bak, yıkanmış bezleri diyor. Ya yıkanmış bez. Ne idrar kaldı orada, ne gaita kaldı. Bir şey yok. Yıkanmış bezleri asmış. Bezi alıp üzerine sürsen de bir şey olmaz. Yok artık. Yok, öyle bir şey söz konusu değil. Ama bu artık ne kadar anlatırsan anlat. Ama diyor rüzgar evin içine girdi. Ne yapacaksın? Evi yıkacaksın. Başka. Acilen doktora gitmesi lazım. Yok artık onun bir çıkışı. Son noktaya gelmiş. Böyle durumlarda çok gariptir. Ya Allah-u Teala bize el vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, burun vermiş, mide vermiş, neyse. Bu organlar hastalanıyor. Hemen koşuyor işte. Ne yaptın falan. Ya işte kolum tutmuyor, doktora gittim falan. Gözlerimde bir, işte biraz böyle bir görmeme durumu vardı falan. Yok katarak oluşmuş, yok bilmem ne oluşmuş. Kulaklarım ağır duyuyor. Şimdi benim de ağır duyuyor mesela. Rahmetli anneme çekmişim herhalde. Başladı. Gözümün içine bakmayın. Yani yaşlıyım yüzüne soruyor. Tabii yaşlandım. Bunlar da yaşlanıyor. Şimdi... bunlar normal bir şey. Ve bunlar bu, için doktora gidiyoruz. Bunlar hastalandığı zaman koşuyoruz doktora. Ya sinirler de organ. Eskiden bunun genel adı asabiyeydi. Niye orada ağırdan alıyorsun ki? Hemen git. Belki de daha başlangıçta tedavisi mümkündür bunun. Çünkü Allah rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, iki şeyin çaresini yaratmamış Cenab-ı Hak. Ölüm ve yaşlılık. Yok. Yani bazen gazetelerde çıkıyor. İşte gençleştirecek falan. Bir de donduruyorlar salaklar öyle şeye. 20 sene sonra açacaklar. Açınca da herif ölmüş olacaklar. Buzlukta geçiriyor ömrü. Dondurma deyince bir tane şey gördüm. Siz de gördünüz mü bilmiyorum. Bir tane tilki donmuş, böyle buzun içinde kalmış. Onu da böyle kütle halinde çıkarmışlar. Hayvancağız ayakta bayağı. Öylece donmuş nasıl oluyorsa. Öyle donmuş yani. Evet. İç organları falan donmuş. Buzun içerisinde görünüyor tilki bütün olarak. Ama donmuş yani. Donmuş vaziyet, doğru. Oraya düşmüştür hayvancağız, olduğu gibi kalmıştır öyle. İç organlar da donmuş öylece. Donunca da şey atmamıştır vücut. Tabii dışarı çıkar, sıcağı koysan hemen birden dağılır o. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu organların hepsi hastalanabilir. Hastalanabilir ama tedavisi var. Tedavide de diyor ki gidiyor hemen iki tane ilacını alıyor. Ya bunun faydası olmadı. Bir dakika bir. Sabırlı ol. Zaman ister bazı şeylerde. Zaman ister bazı şeylerde falan. İnsan kendi kendine de yenebilir mi? Atlatabilir mi? Atlatabilir. Mesela Saadet-i Ebediye'de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir nakil yapıyor orada. Orada buyuruyor ki bu tip rahatsızlarda başında besmele ile la havleyi her gün 100 defa okumalı. Yani Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Efendim işte zorlanıyorum. Zor da olsa hapırsan da köpürsen de bunu her gün 100 defa okuyacaksın. Ve 100 defa da estağfurullah estağfurullah veya estağfurullah min kül ma kerihallah. Devam edeceğim buna ısrarla. Peki ne olur? Ne oldu orada yazılı. Hele o istiğfarı okuyunca ya Cenab-ı Hak oradan doğruya şifa ihsan eder veya önüne şifa kapısı çıkar. Sebepler bir sebepler aynı çıkar çıkar. Onun için böyle durumlarda şeye kapılmamalı, endişeye kapılmamalı ve üzerine gitmeli. Mesela bu dinleyicimiz de bayağı girmiş yani. Bayağı girmiş. Çevresi de bunun. Hatta orada Hüseyin Hilmi Efendi bir şey daha anlatıyorlar da bu tip böyle rahatsızlığa girenlerin etrafındakiler relax davranmalı. Şeylerden uzaklaşmalı, kalabalık yerlere girmemeli. Stres, üzüntü veyahut da insanı böyle tahrik edecek, heyecanlandıracak şeylere de gitmemeli. Neşeli insanlarla. Neşeli insanlarla. Olur. Ferah yerlere gitmeli buyuruyor. Efendim, gelelim ilk dinleyicimizin sualine. Dedi ki, el işi yaparken dedi işte Allah diyoruz, la ilahe illallah diyoruz dedi. Bunu söylememize mahsur var mı? Hiç mahsur yok. Devam etsin. Çünkü eli şey yapıyor ama eli şey yaparken Kur'an-ı Kerim okumasın. Çünkü başka söz söyleyeceğine yani her yaparken la ilahe illallah estağfurullah Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed denir, bunların hiçbir mahsuru söz konusu değil. Bu tarlada çalışırken de çapa yapıyor mesela. Allah Allah diye çapalar. Orak pişmiş zaman şimdi kalmadı geçen ama onda da aynı şekilde yapabilir mi? Yapabilir. Ne olur? Dil Allah der, daha sonra kalbe iner. Mübarek olsun onu sana. Zaten de maksat Allah demekti. Allah Teala da okulundan razı olur. Efendim, diğer dinleyicimizin ilk suali. Ablam dedi zekatını abime vermiş. İşte dedi direkt zekat dememiş de dedi. Ona demir alıvermiş dedi. Bir kere orada bir sakatlık var. Abisinin hesaba malik mi değil mi? Demiri niye aldı? İnşaat mı yapıyordu? Bir ev vardı, ikinci evimi yapıyordu. Borçluydu, onun için mi aldı?
Orasını bilemiyoruz. Gerçekten abisi zekat alabilecek durumda mıydı? Bu bir. İkincisi, demir alıp vermek, kendisi demir tüccar değil ablası. Dolayısıyla demirden ona zekat veremez. Efendim işte parasıyla zekat diye alıvermiş. Olmaz o. Olmaz o. Efendim yaptım da oldu. Yok, yaptım da oldu değil. Bu ibadettir. İbadet emredilen emredildiği şekilde yapmak lazım. Ya altın olarak götürüp vereceksin. Veya böyle vereceksen bir fakirle altınla devrini yaparsın. Ondan sonra demir alıp bedelini o şekilde verebilirsin. Öyle olabilir. Demir tüccarı da kaçıp gitmiş galiba. Ben de zekatımı yeniden vereceğim. Şartlarına zaten uymamış. Zekat olmamışmış ki verdikleri. Zekat olmamış zaten. Yani demir tüccarı niye kaçıp gitmiş? Parasını mı vermediler demir tüccarına? Demirler mi gelmedi? Onu da anlamıyorum tabii. Peki ne yapsın? Yeniden altınla devrini yapsın. Baştan olmamış yani. Baştan olmamış. Demire gelene kadar da evet, olmamış. Ha, bedeli de zaten ödenmediyse öyle anlaşılıyor buradan. Tabii yeniden vermesi gerekiyor. Efendim dinleyicimizin bir de Kur'an-ı Kerim okurken dedi muayyen zaman başlamış dedi. Sonra anladık ki işte muayyen zamanda okumuştuk falan. Onlar tekrar mı okuyacağız? Tabii tekrar okuyacağız. O haldeyken onu hissetmesi lazım. Bir kadın, bir kızcağız bilir muayyen halinin başlayıp başlamadığını. O da yani vücudun ne bileyim felç olması lazım onu hissetmemesi için. Yani bir akıntı geliyor. Ya o akıntıyı vücut nasıl hissetmez? Onu ben anlamadım. Demek ki okuduktan sonra geldi. Ha, okuduktan sonra geldiyse okudukları sahiptir. Evet. Ama okurken geldiyse yani insan erkek olsun kadın olsun idrar sıkıştırdığı zaman kaçtığını hisseder. Erkek de hisseder. Vücut da o anda aynı şekilde fazla kanı atıyor. İdrar yolları vasıtasıyla atıyor. Dolayısıyla oradan bir sıvı geliyor, bir akıntı geliyor. Bunu hissetmez mi insan Kur'an-ı Kerim okurken geliyorsa? Olmaz o. Diyelim ki oldu. Hemen o anda bırakacak. Gidip kendini kontrol edecek, şey yapmayacak. Peki efendim, o ana kadar okudukları, muayyen hali başlamadan önceki okudukları sahiptir. Ondan sonra duracak, bitecek, tekrar o kaldığı yerde devam edecek. Peki efendim, Ramazan-ı Şerif'te dedi. Mesela iftar ettik, ondan sonra baktık gelmiş, o günkü oruç oldu. Yani iftar vaktinden, akşam namazından önce akıntı gelseydi, oruç gittiydi. Bir dakika önce bile gelseydi orucu kaza edecekti. Ama iftar etti sonra baktı ki aynı şekilde muayyen hali başlamış. O günkü oruç oldu. Onu kaza etmesi gerekmez ki ondan sonraki günlerde muayyen günü başlıyor. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Ümmetim Rahmet Olunmuş Ümmettir. Muhammed Aleyhisselam, peygamberlerin en üstünü, alemlerin rahmetidir. Söz birliğiyle bütün insanların ve cinnin peygamberidir. Başka peygamberler belli bir zamanda, belli bir memlekette peygamberlik yaptı. Muhammed Aleyhisselamsa yeryüzündeki bütün insanlara ve cinne kıyamete kadar peygamber olarak gönderilmiştir. Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu yaratılmıştır. Allahü Teala onun ismini arşa, cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. Hadis-i kutsi'de sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım buyuruldu. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a karşı secde etmelerinin sebebi, alnında Muhammed Aleyhisselam'ın nuru bulunduğu içindi. Allahü Teala başka peygamberleri isimleriyle söylemiştir. Muhammed Aleyhisselam'ı ise ey Resulüm, ey peygamberim diyerek taltif buyurmuştur. Başka peygamberlerin her birine verilen her mucizenin benzeri kendisine de ihsan buyurulmuştur. Allah-u Teala sevgili peygamberine o kadar çok ikramda bulunmuştur, o kadar çok mucize vermiştir ki, başka hiçbir peygamberine böyle vermemiştir. Cennete girmeden önce cemali ilahiyi görmekle şereflenmiştir. Kendisine ihsan edilen ilim, hilim, sabır, şükür, haya, şecaat, tevazu, edep, merhamet, ve bitmez tükenmez faziletler ve şereflerle bütün peygamberlerin üstüne çıkarılmıştır. Onun dini bütün dinleri neshetmiş, yürürlükten kaldırmıştır.
Dini bütün dinlerin en iyisi, en yükseğidir. Onun ümmeti bütün ümmetlerden üstündür. Onun ümmetinin evliyası başka ümmetlerin evliyasından daha şereflidir. Muhammed aleyhisselamın bütün varlıklara rahmeti, faydası yayılmıştır. Müminlere faydası meydandadır. Başka peygamberlerin zamanındaki kafirlere dünyada azaplar yapılır, yok edilirlerdi. Ona iman etmeyenlere dünyada azap yapılmadı. Ebu Hüreyre Hazretleri naklediyor. Bir gazada kafirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim buyurdu. Enbiya suresinin 107. ayetinde mealen, seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik buyurulmuştur. Bir gün Cebrail aleyhisselama, Allahü Teala benim alemlere rahmet olduğumu bildirdi. Benim rahmetimden sana da nasip oldu mu buyurdu. Cebrail aleyhisselam da, Allah'ın büyüklüğü, dehşeti karşısında sonumun nasıl olacağından hep korku içindeydim. Emin olduğumu bildiren Tekvir suresindeki 20. ve 21. ayetlerini getirince, bu korkudan kurtuldum, emin oldum. Bundan büyük rahmet olur mu dedi. Kabirden ilk önce Resulullah Efendimiz kalkacak ve üzerinde cennet elbisesi bulunacaktır. Elinde Livayül Hamd denilen bayrak olacaktır. Peygamberler ve bütün insanlar bu bayrağın altında duracaktır. Mahşer halkı hesabın başlaması için sırayla Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa aleyhisselama gidip şefaat etmelerini dileyecekler ve en sonunda Resulullah Efendimiz'e gelip yalvaracaklar. O da secde edip dua edecek ve şefaati kabul olacaktır. Önce onun ümmetinin hesabı görülecektir. Sırattan ilk geçenler ve cennete önce girenler Muhammed aleyhisselamın ümmeti olacaktır. Netice olarak Muhammed aleyhisselamın ümmeti başka peygamberlerin ümmetlerinden daha üstündür. Muhammed aleyhisselamın ümmetinin sayısı başka peygamberlerin ümmetlerinin sayıları toplamından daha çoktur. Onlardan daha üstün ve daha şereflidirler. Cennete gireceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olacağı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetim rahmet olunmuş bir ümmettir. Ahirette onlar için azap yoktur. Allahü Teala onların cezalarını deprem ve benzeri şeylerle dünyada verir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki son dinleyicimizin bir suali vardı. Dinleyicimiz bayağı karma karışık anlattı ama hatta sordu da anlayabildiniz mi falan diye. Şimdi arkadaşıma dedi bir emanet verilmiş. Abisi mi kardeşi mi? O da beyi ondan bir şey istemiş. İşte bana şunu ver falan, birisine vereceğim gibi. O da ona vermiş, o da bilen kardeşine mi vermiş, başkası kendisi için mi almış falan. Karma karışık olmuş. Karma karışık olmuş. Şimdi diyor, arkadaşım diyor ne yapacağını bilemiyor, üzülüyor falan. Onun yerine para koysa, bilmem ne koysa falan. Ya böyle civarda kendi aklınızda kafanıza göre aynı şekilde iş yapmayın. Emanetse bu bir de. Aha. Bu yani dinimizin bildirmiş olduğu şey, ben bunu beyime verdim. Ama beyim kendisi için kullanıyor, ne oldu? Geri vermiyor. O zaman sen de emanetse, o senin ödemen gerekir. Beyine de diyeceksin, bu emanetti, bunu geri vermemiz lazım. Bedel neyse ödenecek, bunu yapacak başka bir şeysi yok. Yani üzülmeye, şey yapmaya falan. Şimdi öyle durumlar oluyor ki, efendim biz böyle bir halt ettik, bunu çıkış yolu. Git söyle, söylersek işte çok fitne çıkacak bunu. Senin bulacağın çare daha çok aynı şekilde onu girift hale getiriyor ya. Zenci saçına çeviriyorsun ya işi.
Tamamen karma karışık getiriyor. Karma karışık yapıyorsun. Onun için mert olacaksın. Arkadaş ben böyle bir şey yaptım. Bağıracaklar çağıracaklar. Tabii bağıracaksan çağıracaklar. Çünkü bir halt edilmiş orada. Bir hata var. Bu hatanın bedeli. Bir üzüntü sıkıntı gelecek. Bu üzüntü sıkıntıyla o telafi edilir. Ama sen bunu halletmezsen, daha girift hale getirirsen, çözme yok noktasına gitmezsen, daha büyük kaideler getirir. Daha büyük dertlere sebep olabilir. Onun için açık net olmalı. Efendim benim biraz aynı şekilde param var. O emaneti bedelini kor. Ondan sonra kapatırım. Kimseye de bir şey söylemem. Kimseyi de üzmem. Hay hay. Kimseye de bir şey söylemem, söylettirmem falan. Hay hay. Yaparsan ne ala. Çünkü emanesi onu yerine getirmen lazım. Başka emanetle ariyet deniyor bir de. Arada fark var mı? Ariyet kullanmak üzere kiraya alıyorsun. Ariyet olarak alıyorsun. Emanet saklamak üzere. Emaneti kullanabilir misin? Emaneti ancak kitaplarda buyuruyor ki sana emanet olarak veren bir kimse izin verdiyse onu kullanabilirsin. Mesela diyelim ki arabayı ariyet olarak aldın. Yani otomatik olarak emanet ama ariyet kullanmak üzere. Ya emanet verir misin diyorlar. Emanet olmaz o. Diyelim ki o isimle oldu. Tabii kullanmak üzere diyorsun. Tabii kullanabilirsin dedi. Kullanabiliyor. O ariyet mi oluyor? Kullanılabilince. Tabii ariyet oluyor. Evet. Öbürüsü saklamak üzere veriliyor. Mesela getirdi. Şimdi senin villanın bir sürü böyle garajlar var ya. Tabii 8-10 tane araban var. Hangisi? Birisinin garajı boşalmış. Mustafa Bey'i düşünüyor. Neredeydi o villa? O garajlar neredeydi? Yok hangisi diye düşünüyor. Hangisi diye. Hangi villada? Hangi villada? Doğru ya. Villanın sayısı da belli değil. Şimdi getirdi hakkında diyelim ki garajı müsaittir oraya koydu. Bu emanettir. Kullanmak için yetki de vermedi. Onu muhafaza etmek, korumak vazifesi artık onun. Yalnız orada da bir ifade geçiyor kitaplarda. Şimdi emanette belli bir ücret veriyorsa yapılan zararları öder. Ücret vermiyorsa orada meydana gelen zararlardan aynı şekilde o emanet sahibi sorumlu olmaz. Emanet sahibi sorumlu olmaz. Parayı emanet ettiği. Adam sakladı, etti, çaresini şey yaptı falan. Yani gerçekten tedbirini aldı. Buna rağmen kaybolduysa gene ödemez. Ama şimdi masanın üstüne bir deste parayı koymuş. Gelen giden var falan. Sonra da abi işte falan amca, dayı ne bileyim ben almışlar. Neredeydi bu? Sen tedbir aldın mı? Tedbir aldım ama dolayı söyler onu. Ama tedbir alsaydı. Hele bir de ücretle aynı şekilde şimdi emanetçiler var ya. Mesela otogarlarda var. Gidiyorsun belli bir ücret ödüyorsun. Yalnız onlar da peşin peşin matbu hale getirmişler. Biz diyor bize bildirilenlerin şu miktarda aynı şekilde kaybolursa şu kadarını öderiz. İçinde kıymetli eşya varsa onu önceden bildirmen lazım diyor. Evet ya da alman lazım yanına alman lazım. Yanına alman lazım. Bildirirsen o zaman senin emanet ücretini değiştiriyor. Ha bu kadar kıymetli şey var. Arkadaş o zaman 100 lira değil de 500 lira vereceksin. İşte bir ay bende kalacaksa diyor mesela değil mi? Fiyatını da değiştiriyor o zaman. Çünkü onu koruması ayrı bir şekilde olacak. Ona ayrı bir masraf yapacak falan filan neyse. Dolayısıyla sen söylememişsin. Diyorsun ki 20 lira yok diyor. Onun içinde 500 lira vardı. Arkadaş diyor sen bana söylemedin bunu. Ben bu kaybolursa 20 lira veririm diye bak. Matbu al sana 20 lira bitti. Onun sorumluluğu olmaz. Yani fıkıh kitaplarında da emanete verilen herhangi bir şeyin, emanete verilen herhangi bir şey paralıysa kaybolduğu zaman yani ücret karşılığı emanet kabul ediyorsa kaybettiği zaman bedelini öder. Ama içinden olduğunda ona bildirmen kaydı şartıyla. Mücevherleri koymuşsun ya bunun içinde saman var diyorsun. Olmaz o. Olmaz o. Aldatmak ve kandırmak ücret olur. Ücret karşılığı yapanlar zaten bakıyorlar yani içine bir dışına. Önce tespitini yapıyorlar. Ona göre alıyorlar. Yaş yere basmıyor yani kimse. O yalan söyleyen de yalanın karşılığını görür bir gün. Saman, mücevherleri saman diye şey yaparsa yani. Sadece saman kalır. Mücevherler gidebilir. Haberi de olsun yani. Mücevherler gidebilir. Bunun için yani kiraya vermek. Biz ariyet kelimesini kullanmıyoruz. Halk arasında da onu duymuş olabilirsin. Annenler babanlar kullanırlar. Yani köyde kira tabiri kullanmazdık. Tarlalar için icara verdik derlerdi. Ha icara verdik. Yani ücretli olarak kira karşılığı. Kira karşılığı bu buğday olabilir, para olabilir. Bazen şey bile hatırlıyorum ben. Mesela o icar karşılığı
adamın hayvanlar vardır, saman alabiliyor. Yani takas şeyiyle belli bir bedelle ödeyip alınabiliyordu. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Dinleyicimiz diyor ki işte bir hanımlar toplantısı varmış. Bunlar da işte TGRT FM'i sizi dinliyorlarmış. Siz de hani hacca gitmenin mahsurlarından bahsediyorsunuz ya. Umre ve hac orada haram işleniyor diye. Yalnız burada biraz daha farklı şeyler de ilave edilmiş sanki. İnşallah bize hacca gitmeyi nasip olmaz. Ya Rabbi bize hacca gitmeyi nasip etme. Orada günah işlemeyelim diye dua ediyorlarmış. Şimdi bir şeyler anlaşılmış da yerli yerine oturtulmuyor. Yer niyetine oturmuyor. Yani herhalde biz üstünü zannedelim. Ehl-i sünnet itikadında olan Müslümanlar için. Diyelim ki hani bu şartlarda bize nasip etme. Çünkü orada haram işleniyor bu şartlarda. Ama öyle de denmez ya, nasıl demeli? Ya Rabbi bu şartlarda değil de şartlar düzgün olur. Yani Müslüman bir hanımın da çok rahatlıkla haccını, ibadetini yapabileceği şartlar zuhur eder. Öyle zamanlarda bize nasip et. Böyle günahlar işlendiği zaman veyahut da imanımızı kaybedeceğimiz tehlikeli durumlarda zaman bize değil de öyle güzel şartlarda nasip et demeli. Yoksa öbür türlü yanlış anlaşılır. Bize hacca nasip etme. Onu söker alır birisi. Aa der, bunlar hacca gitmemek için dua ediyor derler. Böyle dua etmek lazımmış gibi de anlaşılıyor. O da öyle yapınca da o da yanlış anlaşılır. Çok kimsenin kafasında kurcalar. Onun için insan ağzından çıkan sözün karşı tarafta nasıl değerlendirileceğini iyi düşünmesi gerekir. Çünkü bu bizim başımıza çok geliyor burada. Hani Nasrettin Hoca merhum diyor ya, damdan düşüyor. Biz çok damdan düştük. Biz bir şey anlatıyoruz, sonra bir bakıyoruz ki o konuşmanın içerisinde iki tane kelimeyi alıyor, siz böyle dediniz. Bazen mesela diyelim ki açıklamadan geçmişiz, vatandaş bakıyorsun başka bir şey anlamış. Ha demek ki herkes aynı seviyede değil, anlayışları aynı değil. Biz de elimizden geldiği kadar bazılarının seviyesini biraz daha aynı şekilde açarak bildirmeye çalışıyoruz. Çünkü şeyde rastlamıştık daha, TGRT ilk açıldığı yıllarda. O zaman bu sorun söyleyelim diye bir köşesi vardı. Onun metinlerini biz hazırlıyorduk. Metinlerini hazırlayan da bendim. Ethem Levent Hoca da aynı şekilde onu sunuyordu falan. Bir gün birisi bir telefon açtı. İşte İstanbul'un böyle sosyetik semtlerinden birisi, bir kadın. Dedi ki beyefendi dedi, ben dedi kızımla dedi, işte o 9 yaşında 10 yaşında kızımla dedi, huzura doğru izliyorum fakat dedi çok ağdalı kelimeler kullanıyorsunuz, ağır kelimeler kullanıyorsunuz, anlaşılmaz kelimeler kullanıyorsunuz dedi. Ağlamıyoruz dedi. Allah Allah. Dedim hangi taraf, yani huzura doğru hangi, o birbirlerine soralım, birbirlerine diyorum soralım köşesi, yani suallere cevap, evet, köşesi. Allah Allah, bir düşündüm. Onu metinden hazırlayan benim. Ve ben daha önce TGRT açılmadan önce bizim sayfada çalışıyordum. Orada Allah rahmet eylesin Enver abiler bugünkü insanların anlayacağı şekilde seviyeyi indirin. Çünkü çok kıymetli şey anlatıyorsun, seviye yüksek, adam anlamıyor. Ne anlatıyor? Çok güzel konuştu ama ne anladı hiçbir şey anlamadım. Bir kıymet ifade etmiş. Boşa gitmiş oluyor. Boşa gitmiş oluyor. Ya dedim Allah Allah, biz dedim nasıl kelime kullanıyoruz yani, anlaşılmaz ne kelimeye falan. Metnini de hazırlayan kendim olduğum için gayri ihtiyar sordum, dedim mesela dedim, misal verebilir misiniz dedim, hangi kelimeler anlayamıyorsunuz falan diye. Dedi beyefendi dedi, farz diyorsunuz, vacip diyorsunuz, haram diyorsunuz, mekruh diyorsunuz, bunlar ne demek dedi. Biz bildiğimizi zannediyoruz. Bilmiyormuş, bilmiyor. İlk defa duyuyor onu. Onu da mı bilmiyormuş canım denmez yani. Denmez. Ve ondan sonra farz yani Allah'ın emirleri, haram yani Allah'a tarafından nehyettikleri, yasak ettikleri diye açıklayarak aynı şekilde o metinleri şey yapıyorduk. Onları açıklayarak veriyorduk. Bir sefer hepsini anlattık. Bir sefer anlattık ama senin o anlattığında o dinlemedi. Dolayısıyla onu suçlayamazsın. Çünkü radyo ve televizyon dinleyicisi her gün değişkendir. Her gün aynı değil. Hani bazılar diyordu kaza namazları konusunda. Ya işte her gün anlatıyor falan. Her gün değil. O yeni dinledi. Yeni gördü. Yeni duydu. Dolayısıyla ona da anlatılması gerekiyor mu? Evet, anlatılması gerekiyor. Dolayısıyla hani burada bu dinleyicilerimiz oturmuşlar. Kendileri anlayacaklar. Sohbet ediyorlar. Kitabı okuyorlar. Güzel. Ama bir de ifade ederken yani coşup da böyle o noktaya getirmemeli. Kendi kendini gaza getirmemeli. Ya Rabbi bu şartlarda hani günah işleyecek şekilde bize değil de böyle günah işlemeyecek şekilde ihsan edersen o zaman da bu hac vazifesini yerine getirmemizi nasip et diye dua etmeli. Yoksa öbür türlü aa derler, bunlar hacca düşman.
Tabii tabii. Öyle anlar. Öyle anlaşılır. Öyle anlaşılır. O da tehlikeli olur, yanlış olur efendim. Hac dinimizin farzlarından biri. İslam'ın şartlarından biri. İslam beş şartından birisidir. Zekat vermek, hacca gitmek. Ha biz burada anlatıyoruz. Biz burada anlatıyoruz. Anlatırken fıkıh kitaplarda bildirileni naklediyoruz. Mesela hanımlara bugünkü şartlarda diğer şartlar yerine gelse bile o şartlar olmadığı için farz değil. Farz olmadığı halde zorluyor ben gideyim diye. Ya niye zorluyorsun? Zorlama, zaten sana farz değil. Gereği yok ona. Farz olduğu zaman da dua et ya Rabbi, şartlar müsait olsun. Bana günah işlettirme oralarda. Öyle dua et farz olduğu zaman da. Bir de tehlikeli bir şey oluyor tabii bu tür, kadın erkek fark etmez de bu tür toplantılarda falan işte orada konuşan veya işte kitap okuyan, tamam kitap okuması bir şey değil de tabii kendimden biliyorum, fetva vermenin çok inanılmaz bir cazibesi var. Değil mi? Dolayısıyla o makam kimse kendini yükseltmemesi lazım. Kitap oku geç. Evet. Duyduğun bir şey varsa onu doğru naklet. Evet, doğru naklet. Naklet yani. Naklet. Dolayısıyla piyasada maşallah hoca hocanım dolu. Dolu. Müftü. Herkes fetva veriyor. Herkes fetva veriyor. Halbuki ne tehlikeli bir şey ya. Yarın mahşer günü gel bakalım diyecekler ya. Bunu nerede okudun? Neye göre söyledin sen bunu? Neye göre söyledin? Şeyde Allah rahmet eylesin. Bu Ahmet Akyaz abi. Kendisi vefat etti. Oğlu vardı Mustafa Akyaz'ı. Çok cevval bir oğlandı. Belden aşağı tutmuyordu. Bir arabası vardı falan. Ama zeki bir çocuktu. O haliyle şey yapar, küçük bir arabası vardı. O arabayı kullanıyordu. Şey ne diyorlardı onun? El vitesli. Evet. Otomatik vitesli. Otomatik vitesli. Onu kullanıyordu falan. Hatta Enver abiye bir gün ben evlenmek istiyorum dedi. Enver abi dedi ki şeyde, cennette. Yok dedi, dünyada istiyorum dedi. Enver abi güldü. Allah Allah dedi, şuna bak dedi ya. falan. Vefat etti o çocuk da. Belden aşağı tutmadığı için bir seferinde bu telefon açmıştı. Ya, ben de şu anda hastanedeyim dedi. İkindi vakti yaklaşıyor. Öğleyi kılmadım dedi. Ayağımda mes var. Tabii belden aşağı tutmadığı için idrar yollarını tutamıyor. Dedi meslimin içi bile idrar dolu dedi. Yanımda dedi şey var. Tuğla var. Ne yapacağım ben dedi. Değiştirme imkanı yok. Bak belden aşağı her taraf. Dedim sen Maliki mezhebini taklidini ediyorum dedi. Hemen dedi teyemmüm yap, namazını kıl. Şey bir çocuktu. Yaşça benden küçük olduğu için çocuk diyorum. Sen dedi galiba dedi beni anlamadın dedi. Yok anladım dedim. Belden aşağı her tarafın dedim idrar. Meslerde dolu. He dedi. Yanında dedim hani öyle vakti sıkışıyor. Yanında dedim tuğla var. Namazı ne yapayım diye soruyorsun. He dedi. Anlamış mıyım? Anlamışım dedi. Yap teyemmüm kıl namazını dedi. Durdu durdu sen dedi korkmuyor musun dedi ya böyle cevap vermekle. Yok dedim. Niye dedi. Vallahi dedim ben bana ait diye bu bilgi de onda dedi. Ben de ne diyorum. Öyle mi dedi ya. Neyse sonra hastaneden çıkınca geldi ya abi dedi benden fazla dedi. İmam Malik Hazretleri'ne dua eden var mı? İsmi Mustafa'ydı dedim Mustafa. Niceler var Allah-u Teala öyle nice kullar var. Allah-u Teala İmam Malik Hazretleri'nde sizin gibi aynı şekilde o dertle müptela olanları ferahlandırmak için yaratmış. O hükümler onlar aynı şekilde didik didik ede bulmuşlar. Dur bir türkün olmamış. Yani o çocuk öyle dediysen Allah'tan korkmuyor musun dedi ya böyle cevap verirken. Dedim kendinden söylesem apı yuttum ben. Benimle alakalı değil ki bu. Tam İlmi Hasad Tebedi yazıyor. Dedim oradan alıp naklettik. E peki Tam İlmi Hasad Tebedi kitabının sahibi? O da nakil alıyor. Orada evet, Tam İlmi Hasad Tebedi kitabının her tarafı. Onun için kızıyorlar ya o zata mezhepsizler. Niye efendim? Olur 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 başlıyor falan. Hani senin söylediğine kim itibar edecek? Şimdi diyorlar ya işte tek kaynak Kur'an. Adam zannediyor ki Kur'an'ı anlıyor. Bir ahmak adam, anlayamazsın sen Kur'an-ı Kerim'i. Hele elindeki tercümelerle hiç anlayamazsın. Birçok ilimler lazım oldu o kitapta yazıyor. Onun için de Tam İlmi Hal'in düşmanıdırlar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.